Spor gündeminden hepinize günaydınlar. Haftanın son programında sizlerle birlikteyiz. Ahmet Okan'la birlikte olacağız. Az sonra meclise bağlanacağız ama öncesinde bir kısa da olsa spor gündemini masaya taşıma kararı verdik ve programdayız. Ahmet Okan günaydınlar. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Hemen vakit kaybetmeden Türkiye ile başlayalım. Fenerbahçe akşam Slavia Prag karşısında ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu. Akşam da 3-2 mağlup oldu ve Konfederasyon Kupası'na da veda etti. Kısaca Avrupa defterini kapattı. Neler söyleyeceksin? Tabii sevgili Hasan, özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon baktığımızda performansına, lig, Ziraat Türkiye Kupası ve son artık Konferans Ligi'ndeki neler yapabileceğinin sorusunun cevabını aslında akşam almış oldu. Tabii geçtiğimiz hafta ilk maçta 3-2 içeride kaybetmesi, İstanbul'da kaybetmesi, rövanş maçında nasıl bir sonuç alacağı ki biliyorsun özellikle Avrupa arenasında Türk takımlarının farklı sonuçlara imza attığını da biliyoruz. O yüzden herkesin bir umudu, bir beklentisi vardı ama günün sonunda ortaya çıkan yine 3-2'lik skorla Konferans Ligi'ne de veda etti ve bundan sonraki süreç artık Fenerbahçe'nin yeni dönemle ilgili planlama ortaya koyacak. Tabii maça baktığımızda özellikle Slavia Prag'ın ortaya koyduğu futbol, sağlı sollu organizasyonlar, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde Fenerbahçe'ye baktığımızda özellikle son 3-4 yıldır hücum hattındaki direkt pivot forvetin olmamasının yarattığı sıkıntıdan dolayı da hücum bölgesinde top tutamayan, kanat organizasyonlarında bireysel yeteneğe kalmış, orta saha üstünlüğünü rakibe kaptırarak savunmada da yaptığı hatalarla, kalesinde gördüğü gollerle de 3-2 kaybederek veda etti. Bu vedayla birlikte daha az önce söylediğim gibi artık yeni dönemin planlaması, yeni sezonun değil, yeni dönemin planlaması nasıl olacak? Sayın Ali Koç ve yönetimi ona karar verecek. Çünkü göreve geldiği günden bugüne kadar sportif anlamda başarıya baktığımızda tam bir hayal kırıklığı. O yüzden de birçok oyuncunun gelip gittiği ve ekonomik anlamda da kulübün bütçesinde çok büyük yük ortaya koyduğu için ciddi anlamda sıkıntı ortaya çıktığını söyleyebilirim. Türk takımları için Avrupa macerası artık Galatasaray'a kaldı. Bakalım Galatasaray'da bu macerada nasıl gidecek, nereye kadar gidecek? Çünkü burada en önemli kulüpler özelinde elbette ki geçeceği turlar kadar, kasasına koyacağı para kadar Türkiye'nin puanının da ne kadar önemli olduğunu, ki 4 ülkeyle yarışıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan takımın bile ön eleme oynayacak noktasına gelmesi Türkiye'deki son yıllardaki futbol kalitesinin ve futbol başarısının aldığı sonuçlarla aşağıya doğru indiğini söyleyebilirim. Evet, hemen dün akşamki sonuçlara bir bakalım. Dinamo Zagreb 1, Sevilla 1, turu Sevilla atladı. Real Sociedad 1, Leipzig 3, turu Leipzig atladı. Olympiakos 0, Atalanta 3, turu Atalanta atladı. Lazio 2, Portekiz 2, Porto ilk maçtaki skorla turu atladı. Napoli 2, Barcelona 4, turu Barcelona atladı. Rangers 2, Borussia Dortmund 2, turu Rangers atladı. Borussia Dortmund elendi. Evet. Real Betis 0, Zenit 0, turu Real Betis atladı. Ve Braga 2, Şerif 0, ilk maçı da Şerif 2-0 almıştı. Penaltılarda 3-2 Braga turu geçmiş. Sürpriz Şerif, takım Şerif. Buraya kadar dedi. Buraya kadar. Evet, alınan sonuçlar. Şimdi kura çekimi bugün Galatasaray. Tek Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray yoluna devam edecek. Galatasaray, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leverkusen, West Ham, Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Braga, Barcelona ve Real Betis. 16'ya kalan takımlar bunlar. Galatasaray seri başı giriyor Kupa 2'ye. Saat 14'te kura çekimi. 10 Mart ve 17 Mart'ta oynanacak UEFA Kupası maçları. Ve Galatasaray seri başı. Galatasaray'ın seri başı olduğu gibi diğer seri başları kim? Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leverkusen ve West Ham seri başı. Galatasaray'ı bekleyen rakipler kim? Açıkçası Barcelona'da içinde. Atalanta, Porto, Sevilla, Leipzig, Rangers, Braga, Barcelona ve Real Betis var. Ahmet Okan, eski Barcelona değil ama yine de
Yani bana... eskisi yenisinden çok sevgili Hasan, sen okurken özellikle seri başları ile seri başı olmayan takımlara baktığımızda arada farkın olmadığını görüyorum yani. Evet. Yani Braga mı, Atalanta mı, bunlar sanki daha iyi gibi geliyor. Geliyor ama özellikle Atalanta'nın son İtalya'daki çıkışıyla birlikte hem şampiyonluğu zorlayan hem de takım oyununu iyi oynayan bir ekip olduğunu da unutmamamız gerekir. İtalyan futbolunun zaten daha çok kontrollü oyunu tercih eden, güce dayalı anlayışla devam eden bir anlayışı var İtalyan futbolunun. Tabii ülkelere baktığımızda İtalya, İspanya, Almanya, üç tane Portekiz. İspanya var. Barcelona, yani, Real Madrid, Sevilla. Sevilla. Üç tane ki biliyorsun Sevilla ikinci sırada Real Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Betis bu sezonun çıkış yapan takımlarından. Yani artık bundan sonraki süreç çok zorlu bir süreçtir. Özellikle Galatasaray'ın üzerindeki sorumluluk bir o kadar daha arttı Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte. Bir haftada da Galatasaray'da çok kötü bir durumda şu anda Ahmet Ama Avrupa arenasında çok farklı oynuyor. Yani az önce onu söyledim işte Fenerbahçe özelinde. Yani Avrupa macerasında Galatasaray sezon öncesinde de bir takım sıkıntılar yaşıyordu Fatih Terim döneminde ama grupta iyi işler yapmaydı. Fatih Terim siz Avrupa'da ne ayağa olacak? Kalkar mı? Onu göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ve bir hafta içinde de iki maç oynayacak. 10-17'de hemen belli olacak. Yani artık çeyrek finale kalacak takımlar. O yüzden ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya Galatasaray. Hem kendi özelinde hem de Türkiye'nin puanını artırma yönünde çok önemli. Çıkacak rakip kim olursa olsun bu saatten sonra zaten Galatasaray dev rakiplere karşı da oynadığını gördük. Elediğini de gördük. En büyük endişe senin de belirttiğin gibi Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ın Avrupa'da ne yapabileceği, onu hep birlikte de göreceğiz. Evet, saat 14'te kura çekimi, bakalım Galatasaray'ın rakibi kim olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Pazartesi de masaya yatıracağız. Gönlünden kim geçer? Yani ben Braga geldi itibarda bana. Portekiz ekibi. Yani daha bizim gücümüze yakın, hele de ilk maç Braga'da çıksın. Yani Portekiz'de çıksın. Evet. İkinci maç İstanbul'da olsun. Daha avantajlı olur. Avantajlı. Benim de içimden geçen İspanyol takımlarından biriyle eşleşeceği gibi geliyor bana. O zaman eşleşeceğse Barcelona ile eşleşsin. Eşleşsin. Bir heyecan daha yaşasın. Yani en azından öyle olsun. Evet. Evet, gelelim ligimize Ahmet. Çok uzatmadan, ligin programını açıklamadan, hakemlerini açıklamadan kupada yarı finale yükselen Yeni Cami var. Evet. Bak yükselen diyorum. Yanlış yapmadım telaffuzu yani. Bana göre Yeni Cami yarı finalde. Küçük Kaymaklı yarı final kapısını araladı. Ayağını içeri attı ama daha diğer ayağı bu yanda. Evet. Küçük Kaymaklı'da sürpriz olabilir. Futboldur bu. Mesarya Mausa Türk Gücü Kupa rövanşının en önemli maçlarından biri olacak. Evet. Ve Doğan Türk Birliği Cihangir'de oynanacak rövanşı. O da kritik bir karşılaşma. Bu iki maçta olacak gözleri kupada bence. Evet, yani katılıyorum. Tabii özellikle Yeni Cami'nin 6-2'lik skoru dediğin gibi yarı finale yakın bir takım görüntüsü veriyor. Zaten Girinalı Kevin'in kadro yapısına da baktığımızda bunu başarabilecek güçte mi? Yani mevcut kadro yapısı onu başarabilecek güçte olduğunu düşünmüyorum ben ama özellikle futbolda da her türlü ihtimalin olduğunu ama bu tür sonuçların altından kalkacağını ben de düşünmüyorum. Özellikle Mesarya Mausa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği Cihangir maçları ki rövanşları Mausa ve Cihangir'de oynanacak. En kritik maçlar özellikle Mausa Türk Gücü'nün çifte kupayla ligi tamamlamak istemesi sezonu. Diğer taraftan Mesarya'nın devre arası transferleriyle birlikte kupa olması olmaz hedefi noktasında. Cihangir aynı şekilde yabancısız lige devam ederken en azından alttaki takımlarla arasındaki farkın olması tek hedef kupa noktası. Doğan Türk Birliği de en azından ligi kaybedersem kupayla sezonu tamamlama düşüncesi. Gözler bu iki maçta olacak. Diğer maçlarda tabii ki şu vardır. Özellikle Yonpaş Doğupınar Küçükkaymaklı karşılaşmasında 3-0'lık skor avantajı var. Bir başka avantajı da var. Özellikle deplasmanda iyi oynayan, kontratağa daha yatkın olan Felix de bu oyuna katkı koyan ve Zekai'nin de yavaş yavaş kendini bulması, Yankı'nın da kendini bulmasıyla birlikte hücum gücünü de artırdı. O yüzden çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. 3-0'lık skor avantajını da iyi değerlendirir ama yine de futbolda bu tür sürprizlerin olabileceğinin altını çizmek istiyorum. İzleyip göreceğiz. Ama kupa özellikle yarı finale kalacak takımlara baktığımızda da eşleşmeleri de bildiğimiz için çıkan sonuçlarla bazı takımların finale giden yolda daha rahat gibi görünen maçlar olacağını da altını çizmek istiyorum. Evet. Bekleyip görelim o zaman kupayı.
Yarın lig başlıyor 20. hafta. Önemli iki karşılaşma. Türk Ocağı Hamitköy play-out'tan tamamen uzaklaşma maçı. Ve Bafil Kürdü ile Binatlı'nın ise ya lige elveda ya da lige tutunma maçı gibi bir maç. Süper Lig'de iki maç var Ahmet. Evet, kader maçı, özellikle Güzel Yurt derbisi. İki takımın da kaderi ya biri oradan yukarıya doğru gidip aradaki farkı kapatarak play-out'ta ligde kalma düşüncesi olacak. Diğeri ise, kaybeden ise artık bu ligde bana göre misafir takım ki Bafil Kürdü'nün... Fehim Dayı maçın hakemi. Fehim Dayı maçın hakemi derbi olarak değerlendirildi. Özellikle bölge derbilerinde de zaman zaman sıkıntılı anlar yaşandığı ortamlar olur ama özellikle Bafil Kürdü'nün son Girne maçında zor da olsa kazanması moral motivasyon olarak Binatlı'dan bir tık daha önde. Tabii derbilerin havası, atmosferi, ortamı çok farklıdır ama Binatlı için bu maç olmazsa olmazdır. Yani buradan da kayıp yaşarsa ikisi için de aynıdır ama Bafil Kürdü'nün şöyle bir hedefi var. Kazanması durumunda yukarıdaki takımlarla aradaki farkı kapatma düşüncesi Ahmet, var. Biri 11 puan, biri 10 puan. Ama aynı daha şey 11 tane geçerli. Maç var sevgili ama Hasan. Aynı şimdi şey şu var. İçinde geçerli ama. Tabii ki onlar için de geçerli ama rakiplere baktığımızda yukarıda şu anda formda bir Hamitköy var. Hayır, benim söylemeye çalıştığım, diyorsun ki Baf için diyorsun. Hayır, ikisi için de aynıdır. Biri 14 ediyor, biri 13 ediyor. İkisinin de ilerleyen haftalara bakma umudu olur. Olur işte, kazanırsa Binatlı kazanırsa. Diyorum. Kazanmazsa Binatlı için artık bu saatte sonra. Ama Baf da kaybederse Baf da kayıp biter. Biter, şöyle bir durum var Baf için. Yani geri kalan maçlarda puan alabilecek 3 takımı değerlendirdiğimde puanlara daha yakın olarak Bafil bir avantajı görüyorum. Daha var. Hamitköy'le maçı var Güzel Yurt'ta. Evet. Yani o da önemli bir avantajdır. Zaten bu takımların dediğim gibi yani son 2'de kalmamak ve yukarıdaki takımlarla aradaki farkı kapatmak, özellikle Cihangir'in ligde yabancısız mücadele etmesi, kupaya endekslenmesi, olası turu geçmesi durumunda eğer geçebilirse ya da Kaymaklı'nın bu takımların da aradaki farkı kapatma şansı olabilir. Tabii diğer takımlar Kaymaklı olsun, Cihangir hep maçlarını kaybedecek diye bir şey söz konusu değil ama böyle bir düşünce oluşuyor takım üzerinde ve takımı motive etmekte yukarıyı yakalama anlamında daha iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. O açıdan söylüyorum, yoksa her maç için kendi içindeki zorluk derecesi farklıdır. Her maç zordur. Herkes de kazanmak ister ama günün sonunda çıkan sonuç o haftanın tablodaki yerini de ve geleceği de gösteren bir sonuç olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk Ocağı Hamitköy, Mustafa Öztugay. Özellikle Türk Ocağı açısından baktığımızda aldığı deplasman galibiyeti, moral motivasyon, özgüven kazanma anlamında. Çünkü gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla ikinci devreye başladı. Bir anda oyuncularını kaybetmesi, teknik adam Ahmet Dede Korkut'un geri gelmesiyle birlikte, gençlerin yeniden kazandırılmasıyla birlikte işte alacakları puanlarla rahat etmesi konumunda ama Hamitköy'ün özellikle son haftalardaki formu, isteği, arzusu bu maçı da kazanabilecek düzeyde olduğunu gösteriyor bize. Bu tür maçları da zaman zaman iyi oynadığını, zaman zaman da iyi oynamadığını görüyoruz ama ortada bir maç olarak değerlendiriyorum. Kazanan takımın ciddi bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Evet. Ben Hamitköy'ün de çok savaştığını görüyorum. Tabii buna şimdi Ocak da yanaşıyor. Aynı evet. Genç kadrolarla. Aynen. İki genç takımın savaşı olacak büyük ihtimal. Aynen öyle. Pazar gün 6 karşılaşma var Süper Lig'de. Kaymaklı Yeni Cami, Evren Karademir, Mesarya Mausa Türk Gücü, Mehmet Sezener, Yonpaş Dumlu Pınar Gönyeli, Turgay Misk, Merit Alsancak Eşilova Doğan Türk Birliği, Ali Özer, Lefke Girne Halkevi, Şakir Azizoğlu ve Göçmenköy Cihangir, Emre Öztaşlı maçları var. Hızlı hızlı hemen değerlendirelim. Kaymaklı yeneceğim. İkisi de play-out'un dışında kalmak istiyor. İkisi de kupada avantajı eline aldı, moralli. İkisi de yorgunsa yorgun. Evet. Ama play-out'tan da nefes alıp kupada önleri açılıyor. Çünkü kupaya dönmek zorundalar. Evet, aynen öyle. Yani kupaya dönmek zorunda. Çünkü 16 Mart'ta da rövanşları var bu maçın. Yani bu hafta oynandıktan sonra gelecek hafta oynayacağı maç sonrasında hafta içi mesaisinde kupanın ikinci ayağını oynayacaklar. O yüzden bunların da planlamasını yaparak 3 gün önce oynayacağı gün için söylüyorum. Çıkmış kupa maçından sonra bir rotasyon mutlaka yapılacaktır. Özellikle Yeni Cami'de şunu gördüm sevgili Hasan. Gerek son hafta lig gerekse kupa maçında gençlerin yavaş yavaş form grafiğini yukarıya çektiğini görüyorum. Fırat'ın ön plana yavaş yavaş çıktığını görüyorum. Ki düşününüz ki Hascan'ın, Mehmet Göktaş'ın olmadığı ortamlarda o sorumluluğu alabiliyorsa, taşıyabiliyorsa ve takımı yönlendirebiliyorsa bu Yeni Cami için önemli ama bir artı olduğunu. Fırat'ın zaten o tecrübesi var Ahmet. Var ama özellikle transfer olduğu
olduktan sonra bizim beklediğimiz, arzuladığımız, görmek istediğimiz Fırat'tan uzaktı. İlk devrenin son haftaları yavaş yakaladıydı. Evet, yavaş yavaş o noktaya geliyor. O açıdan önemli. Dolayısıyla kaymaklı açısından da az önce söyledim ya, alttan gelen takımlardan arayı koruma açısından önemli olduğunu ve hücum bölgesinde de bu olumlu ataklarının golle sonuçlandırılması onlar adına son derece önemli. Dolayısıyla Mehmet'in sakatlığı ligde ne olur ne biter bilmem ama. Ligde 6 haftadır kazanmayan bir kaymaklı var. Raif'in de dönmesiyle birlikte bence bu maçta birazcık favori gibi görüyorum ama Yeni Cami'nin gençleri bende çok olumlu iz bıraktı sevgili Aslan. Aynen katılıyorum. Mesarya, Maus Atürk gücü bir kez daha karşı karşıya geliyorlar ama bu kez Kandisiz Mesarya. Kandisiz, evet. Yani büyük ihtimalle Adilsiz MTG. Aynen. Yani Adil'in sakatlığı ciddi bir sakatlıktı. Oyuna devam edemedi. Oyundan alındı. Ama Kandisiz Mesarya'nın ne yapabileceği önemli. Burada da şimdi kupa maçına baktığımızda Ahmet, orta sahadan Oyan'ı Mesarya'yı hücuma taşıyan isim Kandi. Evet. Kandisiz bir Mesarya ne yapar? Hep duran toplara mı kalır, Remzi taşır mı ya da başka isimler çıkıp taşır mı o takımı ileriye, onda şüpheliyim. Yani çıkması gerekir. İbrahim Çıdamlı gibi, Remzi gibi oyuncuların çıkması, Kandi'nin olmadığı noktada Salahim'i tercih oyun edilir. Oyun formatı değişebilir. Değişecek, oyun formatı değişecek ama özellikle Mesarya'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi savunma güvenliği açısından ve savunma anlamında Yusuf'un her geçen gün üzerine koyarak kendini geliştirmesine rağmen pozisyonlardaki gerek pozisyon almada gerekse pozisyonlardaki hamlelerde yaptığı hataların bedeli ağır ödeniyor. Bu önemli. Dolayısıyla Mausa Türk gücünün hücum hattına baktığımızda potenin gerisindeki hep seri adamların topla driplingleri iyi, sonucu etki eden oyuncuların olması, uzaktan şutlarla golü bulan oyuncuların olması ofansif gücü yüksek. Mausa Türk gücünün galibiyete yakın gibi görülüyor. Ama kupaya baktığımızda Kandili Mesarya ile Kandisiz Mesarya arasında nasıl bir fark olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Sağ avantajı da olduğunu belirtmek istiyorum sevgili Hasan. Sağ ölçülerine baktığımızda Mausa Türk gücünün geniş alanlarda daha güzel yani işler yaptığını. Mausa'nın bana göre geri kalan maçlarında en zor deplasmanı. Evet. En zor deplasmanlarından ve puan kaybedebilecek maçlardan bir tanesi gibi duruyor. Ama tabii ligin geneline baktığımızda bir Hamitköy gerçeği var. 4-2'lik mağlubiyet kendilerinin silkinmesi ve bu lige ağırlığını koymasını getirdi. Oradan çok güzel dersler çıkardılar ve kaybetmeden devam ediyorlar. İzleyip göreceğiz ama bu maçın tahmini noktasında kim kazanır dersen birazcık Mausa Türk gücü Kandisiz Mesarya karşısında avantajlı gibi görünse de sağ avantajı noktasında ve oyun formatındaki dizilişte göreceğiz Nazım Hoca nasıl bir takım çıkaracak. Galibiyete o da yakın olabilir. Günün sonunda kontrollü oynarlarsa da beraberlik ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Bekleyip görelim. Yonpaş, Dumlupınar, Gönyeli. Aslında son haftalarda Dumlupınar daha iyi gözüküyordu. Evet. Ama kupada direkt bizi herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Gönyeli düşüşte. Şampiyonluk yarışında 2 haftada çok önemli 6 puan bıraktı. Bana göre havlu da attı. Ama böyle zor bir maç var. Tabii Gönyeli'yi sezon başından bugüne kadar değerlendirdiğimizde sevgili Hasan kimse şampiyonluk potasına koymadı veya şampiyonluk adayı göstermedi. Ama ortaya koyduğu performans aldığı sonuçlarla kendisi de artık buna inanmıştı. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle biraz uzaklaştı. Zor deplasmana çıkacak. Dumlupınar özellikle ligde son haftalarda kazanmasına rağmen istikrar anlamında o da gerekli sonuçları alamadı. İki takım açısından son derece kritik olacak. Özellikle Gönyeli'nin geniş alanlarda Burak gibi kenardaki Şükrü gibi oyuncuların, Kaan gibi çabuk oyuncuların Dumlupınar savunmasını. Agoa yok aslında. Agoa ha var ha yok gibi bir izlenim var bende. Bu yabancılar konusunda da bu sezon özellikle baktığımızda katkı koyanların yanında katkı koymayanların daha çok olduğu ortamlarda genç oyuncuların ön plana çıktığını ve bu maç genç oyuncular ön plana çıkıp maçı kendi lehlerine çevirebilecek bir nokta. 3 ihtimalli maç. Dumlupınar'ı yine favori görüyorum. Yani ben 3 ihtimalli maç görüyorum yani. Merit Alsancak, Şilova, Doğan Türk Birliği. Doğan'ın 2 haftada bıraktığı 6 puan var. O da aynı şekilde, daha doğrusu 5 puan var. O da çok kötü gidiyor. Meclise döneceğiz. Ahmet Ogan, artık pazartesi evet. Tüm maçları konuşuruz. Bugünlük spor gündeminin sonuna geldik. Özür diliyoruz. Bazen canlı yayınlarda bu gibi aksaklıklar veyahut yeni gelişmeler olabiliyor. Hemen meclise pas atıyoruz.